Demokratların namizədi vitse-prezident Kamala Harris və Respublikaçı namizəd keçmiş prezident Donald Trump arasında keçirilən debatdan çox gözləntilər olsa da, debat sonrası namizədlərin səs sayında heç bir dəyişiklik olmadı. Əlbəttə ki, hər kəs ilk debatı xatırlayır. Joseph Biden və Donald Trump arasında baş tutan ilk debat Biden'ın namizədliyinin sonunun başlanğıcı oldu. Biden o debatda çaşqın idi. O, Birleşik Devletlerində milyonlar bu münazarayı bekliyordu. Ve baktığımızda genel olarak ABD'nin şu anki başkan yardımcısı Kamala Harris daha başarılı bir performans gösterdi. Amerikan medyasının yaptığı anketlere göre %60'a %40 Donald Trump'ın önündeydi. Biz de baktığımızda Donald Trump bu 8. debate'i çok daha başarılı, daha önce biliyorsunuz Biden'a karşı münazaralar yaptı. Ama bu sefer Kamala Harris eski bir savcı olduğu için çok iyi oynadı oyunu ve Trump sürekli kendini savundu. İki taraf da yalan söyledi. Donald Trump bu yalanlara cevap vermek için kendini savundu. Aslına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi, enflasyon, sınır güvenliği, artan suç oranları var. Trump sadece bunları konuşsaydı ve dış politikada Biden yönetiminin gösterdiği başarısızlıkları söyleseydi çok farklı bir tablo olabilirdi. Ama Kamala Harris hakim oldu ve daha başarılı bir performans gösterdi. Amerikan medyasına da göre Donald Trump geride kaldı. Bu seçkilərə çox az qalan bir vaxtda olmalıdır. Bu debata gəldikdə isə Amerikalılar tərəfindən uğursuz qiymətləndirildi. Her an her şey olabilir. İlk münazara bile olacak olmayacak anlaştılar. Bunlar tartışılıyordu. Söz konusu Donald Trump olduğu için gerçekleşebilir ama gerçekleşmeyebilir. Ama genel olarak baktığımızda mesela Kamala Harris konuşurken gözlerine bakıyordu. Aynı zamanda sesini yükseltiyordu. Donald Trump ise ona muhatap olmak istemedi. Direkt kameralara baktı. Kamala Harris ise hareketleriyle, göz temasıyla bunu belli etti. Herhalde bildiğimiz Donald Trump ikinci münazarayı istemiyor. Daha çok mitinglerde, televizyonda, en çok sevdiği sosyal medyada Kamala Harris'e rakibine yüklenecek. Bence beklediğimiz, gördüğümüz şu ana kadar ikincisi gerçekleşmeyecek. Ama bu Donald Trump olduğu için her an her şey olabilir. Ama Kamala Harris istiyor. Donald Trump'ın çok istemediğini görebiliyoruz. Zaten bunu kendisi de açıkladı.